Şimdi Brezilya'yı konuşacağız. Çünkü dünya aşının peşinde malum Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının test aşamasına Brezilya'da katılacak. Ama bu arada devlet başkanı Bolsonaro hala tepki çeken adımlar atıyor. Hedefinde Dünya Sağlık Örgütü var. İdeolojik taraf olmakla suçluyor örgütü ve örgütten çekilme fikrini gündeme getirdi. Şimdi Sao Paulo'ya dönüyoruz. İş insanı Umut Eker'le konuşacağız. Hoş geldiniz Haber Global yayınına. Çok teşekkürler. Öncelikle güzel Türkiye'mize iyi akşamlar, sizlere iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Brezilya'nın test aşamasına katılacağını aktardık. Nasıl bir süreç bekliyor? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Biraz onunla başlayalım dilerseniz. Evet, bu hafta gündemimizde iki önemli konu vardı. Birincisi sizlerin bahsettiği gibi devlet başkanı Bolsonaro'nun Dünya Sağlık Örgütü hakkında yaptığı açıklamalar. Bunlar dün gerçekleşti. Diğeri de Oxford Üniversitesi ve São Paulo Üniversitesi'nin ortak verdiği bir kararla şu anda Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs mücadelesinde kullanılacak aşı Brezilya'da denenme aşaması diyeyim, Brezilya'da kullanılacak. Bu ilk partide 2000 doz aşı gelecek Brezilya'ya. Bugün gelmiş olması gerekiyor. Dün öyle açıklama yapıldı. Bunlardan 1000 dozu São Paulo'da kullanılacak. Diğer 1000 dozu da Rio de Janeiro'da kullanılacak. Bu toplam süre olarak 6 ay sürecek bu aşının denenmesi süreci. Bir sene sonra içerisinde bütün raporlanmanın bitmesi bekleniyor. Aslında önümüzde uzun bir süre var. Bu geçen hafta duyurulmuştu bu haber. Dün de Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro'nun Dünya Sağlık Örgütü hakkındaki açıklamaları aslında burada daha ilgi çekti. Birden bir açıklama yaptı Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro. Dünya Sağlık Örgütü'nü bazı konularda suçladı. Gerekirse biz bu örgütün yapılanmasından çıkabiliriz diye ilan etti. Ancak şu anda ben size isterseniz toplam vakaları da söyleyeyim. Şu anda koronavirüste toplam vaka sayısı neredeyse 650 bin oldu. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 bini geçti. Şu anda ben sizler için bugün São Paulo sahil bölgesindeyim. Buradan bir yayın gerçekleştirmek istedik. Burası São Paulo şehir merkezine 80 kilometre mesafede, okyanus kıyısında bir bölge. Şu anda hava biraz rüzgarlı olduğu için biraz da okyanus kıyısından biraz uzaklaştım. Arkamda görebiliyorsunuz. Evet. Şu anda São Paulo'da bildiğiniz gibi Haziran 15'ine kadar bir karantina söz konusu. Yine sahil bölgesinde de burada da 5 milyon insan yaşıyor sahil bölgesinde. São Paulo'da 25 milyon insan yaşıyor. Bu bölge çok büyük bir bölge. Burada şu anda benim gördüklerim insanlar dışarıda hafta sonu cumartesi günü. Çoğu alışveriş merkezi şu anda kapalı. Araçların geçişini görüyorum. Ben isterseniz kamerayı değiştireyim, biraz da sizlere etrafı göstermek isteyeyim. Şöyle yapıyorum. Evet. Evet. Şu anda bu bir nehir kıyısından okyanusa dökülüyor. Tam karşımız okyanus. Şuradan zaten sol tarafında mağazalara baktığınız zaman burası hafta sonları genelde çok kalabalık olan yerler. Buralar şu anda boş, kapalı çoğu yer. İnsanlar tabii hareket halinde, insanların geçişleri var. Çoğu mağazaya kontrollü olarak insanlar alınıyor, sırayla alınıyor. Aslında normal günlerine göre şehir bayağı bir boş diyebiliriz. Şu anda Hongkong'a bölgesindeyim. Burada da aynı şekilde karantina uygulamaları yine 15 Haziran'a kadar çoğu işletme kapalı olacak. 15 Haziran'da yine São Paulo Eyalet Valisi'nin kararlarını bekleyeceğiz. Çoğu insan maske takıyor diyebilirim ama bir kısım insanlarda da yine maske hiç kullanılmayan insanlar da görüyorum şu anda yolda. Şöyle biraz ilerlemeye çalışayım. Bildiğiniz gibi geçen hafta São Paulo Belediye Başkanı'nın ve São Paulo Valisi'nin ayrı ayrı açıklamaları vardı. Bu açıklamalar tabii bütün bölgelerde yankı uyandırdı. Çünkü ilk önce Mayıs 30'u itibariyle normalleşme sürecinin başlayacağı söylenmişti. Ancak sonradan bu süreç Haziran 15'e kadar kademeli vaziyette uzatılacağı söylendi. Ancak São Paulo Belediye Başkanı yine açıklama yaptı. Bu sefer bilhassa belediye merkezinde karantina sürecinin 15 Haziran'a kadar tamamen uzatılacağını söyledi. Evet. Şu anda
dolaşıyoruz. Evet, bu dün akşam Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro'nun evet. yaptığı açıklamalar bundan sonrası için de Dünya Sağlık Örgütü ile yapılacak anlaşmalarda karar verecektir diye düşünüyoruz. Önümüzdeki gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Umut Eker, teşekkürler. Hem son bilgileri aktardı hem de bize São Paulo sokaklarını gezdirdi. Evet, merhaba değerli izleyenler. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.